referandum süreci, adalet yürüyüşü, 7 Haziran sırasındaki sadece muhalefetin bir ana muhalefet açısından değil, bütün muhalefet odaklarının aldığı pozisyonlar filan itibariyle bir söz üretebildiğinde, bir temel tezi, bir meseleyi öne getirdiğinizde doğrudan insanlarla ilgili, insanların kendileriyle ilgili olduğunu hissettikleri bir sözü mesele olarak önlerine koyduklarında buna reaksiyon alabiliyorsunuz. Ama böyle işte skandallar, tutarsızlıklar, işte belgeler filan siyaseti böyle bir sözün arkasına önüne yerleşmediği zaman bir anlamı yok. Çok sonuç almıyor. Yani mesela Türkiye'deki demokrasi meselesini, adalet yoksunluğu meselesini ortaya koyarken onun insanlar için oluşturduğu somut hissedebildiği tehdidi ve talebin kendisinin kuvvetini ortaya koyduğunuz zaman bambaşka bir reaksiyon alıyorsunuz. Adalet yürüyüşü öyle bir şeydi. Veya işte hani temel siyaset mimarisini değiştiren referandum meselesinde aldığınız reaksiyon böyle bir şeydi. Orada reaksiyon. Ama tek tek işte yolsuzluktu, başarısızlıktı, dış politik hatasıydı filan ya da tutarsızlıktı. Öyle dediydin de şimdi böyle diyorsun filan. Bunlar hem saldırdığınız hedefe dokunmuyor, hani bir teflon etkisiyle sıçrayıp gidiyor. Hem de konuşmaya çalıştığınız, bu iddiayla ulaşmaya çalıştığınız kitlelerde bir karşılık bulmuyor. O yüzden daha parlak belge aramak yerine daha sağlam söz bulma konusunda çaba harcayan bir muhalefet dilinin daha fazla sonuç alma ihtimali var diye düşünüyorum.